Bu videolar çekildiğinde neler olduğunu yani. Futbolu sevmiyor, holiganlığı seviyor diyor Dicle. Drop, ben yaptım drop'u. Bitrate'i arttırdım da. Allah razı olsun. Aynen. Hemen ben biliyorsun yalan konuşmayı beceremediğim için hiçbir odağa sormadan ben söyledim. Alper dedim, dakikası niye az oldu, niye hızlandırılmış oldu? Evet. Çünkü 17 saatte çektiğimiz 17 saat beraber dolaştık. Yaptığı 20 dakika ve hızlandırılmış oldu. Abi dedi, sonra ben cevap verdim. Ben sordum, ben cevap verdim. Deyince senin seyircin, senin kitlen, evet, senin tarzın bu. Demek ki dedim, bu. O da nereden biliyorsun abi dedi, ben bilirim. O zaman arkadaşlar, adam Ragnarok'a benziyor arabalara diyor. Geçebiliriz. King tamam Ragnarok. Geçelim kardeşim. Sonunda kaçış, cuma günü akşam 6'da yayında arkadaşlar. Video çok kısa bir süreliğine bölüyor. Çünkü bu güzel haberi vermeye geldim. Biliyorsunuz dünyanın tam öteki ucunda Dominik'te kaçış bölümleri çektik. 4 bölüm Exen'e çektik ve 1 bölümde YouTube'a çektik. Hepsi birbirinden güzel oldu ve YouTube bölümü bana galaya davetiye göndermişti de gidemedik. Cuma günü akşam 6'da yayında olacak. Sizler de alarmlarınızı işte videoya geçtim. Kaçışın YouTube versiyonu da var bu arada. Ona da bakabiliriz. Kaçış bayağı sıkı. Drop gelmez bir daha. Bu arabaları bize kim ayarladı? Otokafalardan Mehmet ayarladı. Ya. Kendisinin de arabalar üstüne böyle hiç ulaşılmayan arabaları çektiği çok güzel aynen bir kanalı var. Mutlaka arkadaşlar Mehmet'i de takip edebilirsiniz. Neler yapıyorsunuz abi? Abi şöyle, biz yaklaşık bir senedir YouTube'dayız. Amacımız, olayımız bütün ulaşılmayan otomobillerin bunların çekmek ve hikayelerini de anlatmak. Yani arkasına bir hikaye koymak, otomobillerden bahsetmek. Bugün de size ne getirdik? Bir tane 928. Ben 80 doğumluyum, 80 model gibi geldi bana. 79. Benim Porsche'da anladığım Porsche Cayenne şu beyaz. Benim arkadaşlarım var, onunla geziyoruz Ankara'da. Onu anlıyorduk. Porsche'nin jipi var. Porsche Carrera da benim arkadaşım var buradan. Onunla geziyorum ben Porsche Carrera ile. Artık zenginiz de. Zengin değiliz de. Arkadaşlarım var. Yıktık artık. Ya ala ya Şahin'im var. Şunun içine bir bak abi. Bu gerçekten klasik. Şöyle bir oturup bir şey diyeceğim. Çok yumuşak. Ağız da çok yumuşak. Yerde gidiyormuş gibi. Niye öyle? Şu an sanki yerde oturuyoruz gibi. Niye öyle? Harbiden çok alçakmış. Direkt böyle içeri gömüldük. Değil mi? Değil mi? Böyle fazla alçak. Sarıyor. Abi. Koltuk çok rahat ya, yumuşak. Bak. Bir vites nerede baksana. Bunlar abi. Gaz fren değil mi? Otomatik mi? Otomatik ben hiç sevmiyorum. Yok, düz vites. Düz de. Bir bura değil mi? Ama bir yok işte orada değil, bak R yazıyor orada. Bir de bu köpek bacağı diyorlar buna ha. Yani köpek bacağı şanzıman diyorlar. Öyle birinci mi? Birinci vites burada, aynen öyle. İlk defa duydum. Ters yani bu. Ters. Normal değil. Birinci vites sol aşağıda. Şimdi bu geri. Direksiyonu normal ama deri. Klima mı bu? Şahin'de olduğu gibi. Aynen Şahin'le aynı. Burası Şahin'den. Şahin'inkinden biraz daha kötü gibi buralar. Bak benim Şahin'inki daha güzel kardeş şuralar. Şu da çok kötü. Anan Alpine. Tey güzel, Alpin güzel mi arkadaşlar? Alpin iyidir. Abi bir çalıştırsana arabayı. Zeyi bir görünce etkilendi çok adam ya. Abi bu arada. Sesi çok iyi. Şimdi vites falan farklı. Bak bu arabanın sigortası, kaskosu hiçbir şey yokmuş. Abo boku yedi. Şimdi bire takacağım. Bir yok arabada. Arkadaşlar bot giydim, bir de arabaydı, yabancıyım. İstifa edersek boku yedi. Ama gayet iyi falan var ya. Evet. Neresi burası? Tabi biraz heyecan değil de rezil olmayayım diye dikkatli kalktım. Yanlayacağız herhalde. Alan Şumari'naydı oralar. Bir şey mi taktı? Dördüm anlamıyor musun? İki abi, ikiye taktı. Ama iki üçün yerinde. Ben üç diye taktım. Araba güzel ya. Üç arkada. Üç aynen. Bu deli mi? Sabahtan üçte mi gidiyormuşuz? Hayır. Hayır. Motoru bana yaktıracaklar. Geri gideceğim, bire gidiyor. Şakacım yer. Aha korna da çalışıyor. Ha. Şimdi ikide mi? İkidesin. Oo. Arabaya vurmuyor. Şok kim ya lan şu zengin arabası? Abi o da bir. Ha bak. Ananı s**yor. Aa daha da açılıyor. Böyle çevirdikçe açılıp kapanıyor. Şu an eksi olacak. Ananı s**yor da yok. Solda, her şey sakat. Alman arabası mı ne? Pardon. İngiliz arabası mı ne bu ya? İngiliz arabası mı? Valla korna hepsinden çok sevindi aynen. Selektör yapıyor. Girdi. Ben her bindiğim arabada önce makam arkaya, şimdi parayı bulup da zengin olsam beni şoförden bıktığım için arkaya oturmayı düşündüğüm için hayallerim. 10 sene sonra makam araba testi yapacağım. Buyur abi. Şimdi sorarlar abi niye yapıyorsun? İleride oğlum şoförüm tutacağım. Doğru. Ben sana mıyım araba süreyim? Arkaya oturdum. Şoförüm arabayı sürüyor. Ben bu, de öne oturayım abi. Buyur. Nasıl oturacaksın? Dizlerim yara edecek. Otur. Sen de otur kardeş. Şu an benim dizime baskı veriyor bir şey. Tamam biraz çekiyor musun? Yok makam arabası testi olmaz. Yok bundan olmaz. Bundan makam arabası olmaz abi. Aynen arkaya oturulmaz abi bunda. Bunda öne oturacaksın. Üç kişi bir yere gidemeyeceğiz mi? Pavyona gidelim, dinlenek, çayımızı içecek, kendimize gelek. Ben bunun mavisine bindim, pavyona gittim. Herkes bana resim çekinmeye geldi. Allah pavyonla kafayı bozmuş ya. Arabasına bindim dedi. Bu rengin koca... Renk pezevenk mavisi mi abi? Pezevenk mavisi diyorlar Ankara'da. Ben sana öyle bir tişört hediye aldım abi. X-Ride mi? Beymen. Hayır. Şeye gittik ya Ankara Gücü şeyine. Senin otoparkın oradaki. Ha bana Ankara Gücü forması aldım abi. Onu 3 dakika sonra çalmışlar.
Hiçbir şey var mı ya? Sonra Boşi'den çıktı, sonra bizim abilerimiz var. Bayrağı abi. Birine ne verdim? Bir de ne hediye ettim onu. Abi ben sana hediye ettiydim onu. Olsun. Şeyleri çok iyi tahmin etmiştin. İşte o fiyatları çok iyi tahmin etmiştin bizim videoda. Bu ne kadar? Şimdi bu araba Türkiye'de bir ya da iki tanedir ya da üçtür en fazla. Avrupa'da vardır. En fazla temiz 50 tane 100 tane vardır arabada. Çok Türkiye'de az olduğu için en kötü 1 milyondur. 1 milyondur bu araba. Benim gözümde 1 milyon eder. Doğru. 79 model arabayı bitirdik. Kaç model hocam? Yeni arabamıza geçelim. Bu da Mercedes. İnanılmaz canavar bir araba var. Kaç model hocam? 2016 model. 2016 mı? Nasıl üretimi durdu? Aynen öyle. Üretimi durdu. Şunun içine bak. Bu nasıl 2016? Ayhan baba yalan ne diyorsun? Yalan söylüyor yalan. Bence de yalan ha. Bu 2022 falan. Daha iyi AMG. Onun 928'i buraya güzel yapmış. Evet, Ayhan abi. Şimdi orta konsol hayvan gibi güzel. Bu ne ki? Büyük. Hiçbir yere takmıyorsun abi. Yapıştı şey. Nereye sokacaksın? Şuraya sokmuyor musun? Yok. Abi bu arabalarda sokulmuyor. Bunlar deli mi? Niye? Adam nasıl bir buna değmeden adam ne olur mu? Oluyor işte. Bak sen sadece şuna tıklayacaksın abi. Martıya bak. Ne alaka şimdi? Arabayı çalışıyoruz bilmem ne. Martıya bak diye. Ne alaka abi? Tavuk döner. Martı. Tabii öyle duydum. Tavuk döner mi? Martı döner diye duydum. İlk defa görüyorum oğlum, bu deli mi? Sanki hep Ankara'da martı görüyor. Hayvan da ne biliyor? Vites nerede? Vites yok. Vites yok. Neyle gideceğiz? Böyle ayaklarımızı yere... Ayaklarımızda mı gideceğiz? Süre süre gideceksin abi. Bas. Yine de frene de basıyor bak bir anda. Onu gitti geldi. Parta R N D. Boş drive. D Denizli, N Niğde, R Rize. Selamun aleyküm. Ne demek? Bu nasıl bir şey ya? Start, aleyküm selam. Şey, araba videosu var ayrı. Ben bunu bir kaza yaptım BMW'yle. Çok abi, güzel ya video. Bastım döndürdüm. Bu araba kaç para? Binaya girdiydim. Aldı ya. Kafanın içi akaydı. Testi binasına girdim. Abi kafanın yani, kötü dördü vardır. Ne bileyim. Kafanı işte konuşalım. Bu araba kaç para? Kaç para? Çıktığında 1 milyon TL'ydi. Bu 2016 model. Evet. Çalıştırırken 50 lira gitti diyor model. V8 çift turbo 630 beygir. Ondan 3 kat daha mı hızlı? Ondan 3 kat daha kuvvetli. Yine vardı bir 2 milyon. 180-185 bin euro yani. Oo 2 milyon lira. 2 milyon lira. Ben de 2 milyon dedim. Valla adam milyon lira. Ben mi kullanayım o zaman? Bir de sen kullan. Ne ya? Tamam, 2 milyonmuş lan. Sevmiyorum. Hani de bot giyiyorum. 1 milyon üstü arabayı evet, kullanmayı sevmiyor. Yok. Oğlum Fireflux'a bizim tuttuğumuz arabalar kaç paraydı tanıtım videosu? 6-7 milyonluk arabalar vardı herhalde orada. Onlar pahalı. Aç da duyuyor. Mercedes kardeş. Abi 4-5 milyon şu an baktım arabanın fiyatına. 5 milyon. Aynen 4-5 civarı. Emre biz ceza yiyoruz. Ötüyor diye bağlamıyoruz. Sağlığımızı düşündüğümüz için bağlıyoruz. Abi ekranı küçük olunca sarmıyor beni arabalar ya. Çok anlamadığım için arabalardan ekrana bakıyorum direkt yani. Teknolojisine bakıyorum böyle. Kamu spotu. Sağlığınızı düşünüyorsan arkadaşlar. Emniyetli motora bakar. Hayatta kalın kardeş. Şu ileriye orada kadar basacağım. Buradan arası kaç? 50 metre mi? Burada 100 var. 100 var mı? Bakalım 100 metrede kaça kadar çıkacak? Birden. Bas. Tabii güzel araba bunlar kanka. Acayip hızlı ya. 5.4 saniye mi? Salladım. Abi bağırıyor. Hadi Ayhan abim bir de sen kullan bakalım. Mercedes kullanmadı demeyek. Alper de iyi basmış ha, o dar yolu. Evet. Böyle bildiğin eziyet çekiyor. Aynen ben Tesla seviyorum abi. Dokunmadım daha. Ayağım ucu sadece dokundu şu an. Kanka ben elektrikli arabaların güzel olmasına çok üzülüyorum. Ne olmasına güzel mi? Evet. Çok hızlı. Ya. Freni çok güzel. Hemen lap diye duruyor. Yani kullanış süper. Çok araba gibi bunu. Değiller. Yarış oyunlarını acayip falan berbat ediyorlar. Yapandan, alandan. Sen yarış oyunlarını Tesla elektrikli arabalar berbat ediyor diye mi sevmiyorsun elektrikleri? Evet. Gerçek hayatta daha büyük lüks ama. Daha güzel. Tasarımın iyi olması. Uzay çağı gibi. Tasarımlar iyi değil ki elektrikliler sadece. Allah Allah. Ama tasarımlar daha iyi olamaz mı? Mesela motor yok ya en sonuçta. Olabilir ama yani o kadar güzel elektrikli araba işte Porsche Taycan var çok Taycan güzel. Taycan en iyisi ya zaten. En iyisi evet bence. Ama yani şey Kerem senden manyak ses çekiyor bu arada. E-tron falan da var ödenin o da güzel. Çevre duyarlı olması güzel evet o çok iyi. Bir tek şey uzun yolda sıkıntısı var ya. Abi Kem. Ne oldu Kemen? Aa geldi. Ne oldu öyle? Dondu geldi. Allah Allah. Okay, drop okay. Oldu herhalde. Ya bu kediler sikti buranın anasını ya. Abi eve kedi sokaktan sokmayalım artık benim odama bari ya. Yağmur kedi yağıyordu gene kıyamadık aldık anasını siktiler.
kameranın kablosunu. Yani. Bunu alan da akıllı bir adam, sahibi de akıllı, satan da akıllı, yapan da akıllı. Bu arada arkadaşlar... Tok sedan Ayhan Mükya demiş birisi. Mutlaka. Ben Tok sedanı kupeye çevirdim canlı yayında Photoshop'la. Ayhan abinin de linkini aşağıya bırakıyorum. Seni de bir kapatla bakalım. Bu adamlar sen abone olun yani. Abi birlikte Dubai'ye gidelim mi? Benim pasaport yok. Efendim öyle yazık gibi demiş. Bilmiyorum. Biz orada... Hani namaz saati biz orada içer mi içersek ayıp olmasın? Polis geldi ne içiyor hesap dedik. Şeylere orada içki her yerde yok abi bu arada. Otelde serbest. Otellerin altında sadece. Biz otelde içeriz. Dubai çok tutucu bir yer bu arada Ayhan ya. Abiyle Dubai'ye gidip dünyanın en lüks yerlerine gidelim mi? Bana balık deme de. Gemeceğiz değil mi? Abi Dubai'ye şimdi gideceğiz ya. Ayhan abi Dubai'nin en lüks yerinde çölde ne yiyor onlar? Deve sütü. Deve sütü içeriz. Deve sütü mü içeriz? Deve sütü içeriz abi. İçmez miyiz? Sütü değil sütü. Sütü. Sütü lan sütü. İdari. Tekrardan. Gelin işler tritüelde belgesel neydi deve sütü içeriz. Video kontrolüm altından çıkıyor. Bir saniye. Tutmam lazım videoyu. Araba burada. Deve sütü nereden geldik? Deve sütü yine nereden geldik? Geçen videoda sürekli pavyona geliyorduk onu. Bu sefer farklı şeylere geçtik. Muhteşem bir araba. Ama ben asıl şimdi araba tamam okey güzel de asıl ben yatı merak ediyorum. Şöyle tamam, ona gidelim. Arabalarımızı şimdi bitirdik. Pavyondan Dubai'den cinselliğe geçeceğiz. Tekneye gideceğiz. Adam salmıyor ya. Abi seviyordur yani ne var? Neler yaşayacağız? Haydi geçelim arkadaşlar. Şimdiki rotamız cinselliği sevmek ayıp bir şey değil. Oğlum uzadı be nasıl atacağım? 4-5 metre oldu burası. Koltuğu çok rahat. İçeride var mı? Düz. Hiç kullandın mı abi tekne falan? Yok. Ben de kullanmadım. Nerede kullanacağız ki? Bir de Ankara'da zaten vites nerede deniz var. Vites burada. İleri boş. Geri. O da gaz pedalı. Gaz mı? Bağımsız olmuş artık. Bu sevmek değil diyor. Uygun bir yerde sen bir kullanacaksın tekneyi. Daha sonrasında da arkadaşlar. Adam evlenme koyayım diyor. Ha o zaman ayıp mı? CZN Burak'a gideceğiz. Hiç gitmedin değil mi CZN'ye? İnternetten devamlı görüntü karşıma geliyor. Hiç gitmedim. Yatak ilk defa biniyorum. Zaten İstanbul'da denize de ilk defa göz elimizi değmedik, elimi değerim. Şimdi boğaza da üzerim de, şimdi şortum yok bir de soğuk hava. Burada dalarım, 50 metre dalarım, 100 metre saplarım. Ne zaman? Biraz direkt böyle üstümüze dalacağız. Tabii dolapta elbisesi bu. Ben zorla, bunlar hep benim sponsorlarım dedi. Daha vermezler. Adamlar bir Eren story çıkmış mı benim ya? Baga girmiş herhalde. Ayağına protez saç takmış, ekrana getiriyorum. Bakıyorum. Yakışmış abi. Mustafa Geceli'ye mi dedim? Justin Bieber mi? Alper Rendi'ye mi benzedim? Ben de biliyorum. Herkese gidiyor. Ses sürüyor mu abi canım? Sürüyorum abi. Aynen nasıl görüyorsun sol tarafı? Allah'a emanet. Hissediyor abi hissediyor. Yeni mi çıkmış? Hisli olmaz ki. Bu deli mi? Beşiktaş ortodoksa karşıya. Tamam. Aynen karşı. Trafiğe kalmayalım diye Ayhan abim trafiğe kalmasın vakit kaybetmesin diye tekne ayarladık Mehmet doğru babayla. Doğru şey yani Ankara'ya gideceğiz. He. Her gün tatil yapıyor gibi yaşıyorsunuz. Abi ne tatili ya? Valla İstanbul'da yaşanır mı diyor. Ayhan abi sen öyle mi diyor? Ayhan abi ben bir yıldır ilk defa tekneye biniyorum. Bak dışarıya böyle gözüküyor abi Ayhan abi demiş tatil yapıyor gibi yaşıyorsunuz diye. Ben biliyorum Alper'in ne kadar çok çalıştığını yani. Hemen her gün ofisinde içerik üretmeye çalışıyor abi adam. Dışarıdan böyle gözüküyor abi işte bizim işler. Şimdi olacağız şurada 10 tane kızla gezmezsem her gün kızlara viski bana kırmızı tubo. Her gün parti. Ses sistemi var mı kardeş? Yemin var, ediyorum her gün tatil yapıyorum. Ben mazot parasını buldururum kızlara attırırım. Abi senin hanım sana kızmıyor mu ya? Kızıyor beni. Ne yapayım kardeş 41 yıldır aç geziyorum ben hayatımı yaşamayayım mı? Ne yapayım? Ben ne dedim? Para beni bozar. Parayı bulursam önce arabamı sonra evimi sonra hayatımı değiştiririm demedin mi? Evet. Reklamları izleyin beni izlemeyin demedin mi? Doğru. Uyardım. Dedim. YouTube'da %100 tam tersini yaparak para kazanan tek insanım ben. Yapılması gereken her şeyin tam tersini yapıyor. Hepsini tersini yapıyor. Küfür ediyor. Alkol içiyor. Cinsellik. Kesici alet. Cinsiyetçilik. Ondan sonra aşağılama. Ondan sonra. Siyaset. Hakaret. Var. Ortalama bir insanın bütün özellikleri var diyor. Şu anda Benekli Ayhan Boğaz'da İstanbul Boğazı'nda hayat videoyu çekmeyi ben de izleyeyim bari. Hayatımda ilk defa izleyeyim bari. Yat kullanacak. Bu ne kadar hocam? Ha? Ne kadardır abi sence? Şöyle tahmin edeyim. Ananı s**tı düşeceğiz. Düşeceğiz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Şok kim ya? Bizi öldürecek. Trafikte de çok fena sövüyordur. Takip et lan. Yakala lan şunu. Tabii kanka o zaten mesleği gereği onda öyledir yani. Şey yanlış ama bu arada evli olup pavyon mavyon promote etmek. Onu belirteyim yani benim görüşüm. Ya bunlar o kadar pavyon. Niye abi adam pavyona gidemez mi ya evli diye? Sadece pavyon kültürünün o şeyini savunacaksın sen şimdi. Seninle bir muhabbete gireceğiz yarım saatlik. Sonunda ben kazanacağım. O yüzden girmiyorum kanka yani. Ama doğru değil yani.
Doğru bence mu Evrim? Bence pavyona gidebilir sen, adam. Sen nişanlısın. Gidebiliyor musun pavyona tek başına? Pavyon seviyor olsam bunu önceden söylerdim. Ama şimdi yani, pavyona gitmeye abi... başlasam bu sıkıntı olabilir yani. Evet. İşte git bakalım düzenli pavyona ne oluyor. Ama abi ben pavyona giden biri değildim. Bu absürt bir şey yani. Bu adam pavyon sevdalısı zaten. Pavyon men. Ben bir şey demiyorum. İleri. Ben evliyim kayınçoyla gidiyorum demiş bak abi. Tamam, gidiyor mu? Helal olsun. Işte. Şu an gidiyor abi. Şu erkekler gidiyor konuşuyor. Olacak. Kanka bence abartılmadı sürece sıkıntı yok diyor. Abi taşlara gidiyorsun abi. Yok yok. Birisi açıklama olarak direkt şey yazmış. Ankaralıyım. Aynen abi. Ananı şey var ya ördek. Ona vurmayaydın. Tekne böyle kullanılır kardeş. Onların üstüne kırma abi. Yelkene çarpacağız. Abi yelkene çarpacağız. Ha şunlara bir gün başka da oynasınlar ya. Allah'a diyorum. Ha dümdüz. Bir sonraki video geliyormuş. Pavyona gittik Melek'le Ayhan'la diye. Vallahi izlerim. Anında tıklarım gördüğüm gibi yani. Dümdüz nereye gidiyor? Abi dümdüz git Beşiktaş. Karşısı Beşiktaş. Oo şu dalgaları bir çeksin lan. Bak, ne demek? Helikoptere gel. Helikoptere de bineydik. Ölmeden bile ona bineydik. Uçağa hiç binmedim. Zaten buraya uçakla geldim. Ama uyudum. Kemeri bağlarken uyumuşum, kalktım geldik dediler. Geliyor dalga. Abooo! Ahahahah! Ayhan abi doğru kullan Ayhan abi ya! Yok kullanmam abi ya. Bir kere kullan. Ben diyor. Kullan. Abi ben her hafta kullanıyorum. Her hafta mı? Tamam belli oldu tamam. Tamam zenginsin anladım. Ağzından kaçırdı. Her hafta kullanıyor. Şimdi ne yapıyoruz Ayhan abi? Gaz ver. Gaz veriyorum. Ver bir de sen diyorum bir de sen sıfır çiz lan. Ver. Az daha ver. Bu ha. Deli mi? Az daha ver ne korkuyorsun lan? Yavaş yapmayın ya. Baba çekil ya. Fırlıyorum. Bekle abi tamam sonuna getirmene gerek yok. Baba ömrü gitti. Sonuna getirmene gerek yok diyor adam da korktu kanka. Ön resmen ön kaldım. Ay çek. Ön kaldırıyorsun lan kardeş. Tamam tamam, tamam yavaş git. Kebefeceğim bir nedir bunun günahı? Abi bu 2006 model bir tekne. 2006 model bir tekne. 120 bin euro, 130 bin euro civarında. Geç abi geç. Geç abi geç kaç. Ayhan abi bir de ön tarafa geçelim mi? Titanic'i izledin mi abi? Titanic sahnesini yapalım mı sen? Yapacak mısın? Her seferinde olmazsa olmaz yaptıkları bir şey var. Uçta bir Titanic. Ünlü poz. Ben öne geçeyim sen arkama geç abi. Olmaz. Ay, aha sen de yapana diyor. Ne derler git ya. Aa, tamam sen öne geç. Bu pozun verilmedi. Öne geç abi. Arkamacı. ilk defa o lafı. Herkes o lafı bana diyordu ya hani. Abi bu lafı de bu lafı de. Ben yerine göre derdim de. Bu gay mi abi de? Bu deli mi? Ama abi bu... Zenginlerin adam şu tekniğe olması... binen 10 tane kızdan geze bu benimle geziyor. Önden çekilmesi lazım. Hangi dudak hangi dudak? Abi. Bu gay mi? Bu deli mi? Hem deli hem gay. Deli gay. Senin 10. söz tutanıyı çekeceğim. Ve şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Buradan basıyoruz gaza. Ortaköy'e gidiyoruz. Karşıya. Karşıya orada CZN'ye falan gidiyoruz. Ve şu anda Ortaköy'deyiz. Ayhan abi kendini hala video çekiyor. Mutlaka ama mutlaka. 41 yılda bir geliyorum kardeş. Sen her gün buradasın. Sen zengin çocuğusun. Deli mi? Zengin çocuğu değilim bir kere de. Şimdi neyse. Titanic 5 geliyor yanında. Bu arada Mehmet'le burada vedalaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum abi. Kendine iyi bak. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Mehmet'e de mutlaka abone olun arkadaşlar. Oğlum ben de hiç zengin çocuğu değilim lan. Ben borçla doğdum amına koyayım. Hacizlerle falan düşündüm şimdi. Hayata ekside başlamak. Kanka hayata ekside başlamak harbiden lan. Allah. Sen orada mı kaldın? Bir drone faciası ha? Yok. Dur bekle. Eskişehir'de doğdun sen bak o Ayhan iyi. Ayhan abi evet. Yerdeki Doritosları toparlıyor. Ayhan abi. Evrim Düzce'de doğdu beyler yani. Evet baya. Ayhan diyor. Abi dur onlarla gelemezsin ki. Düzce'ler seni ama. Zaten. Tuborklarla adam keyif yapmaya gelmiş harbiden kanka. Kırmızı tuborklar var ya. İh bindiren can. Yap ulan şu kanalı üstüme diyor. Senin olsun lan. 65. ay. 65. ay nedir o? Vay amına koyayım be. Oğlum 65. ay 65. 24, 48, 60. 5 yıl. 5 yıl 5 ay. Banlı şeyleri silsen 82 ay falan edecek minimum. Vay amına koyayım ya. Günaydın kanka. Bayağı çarkın kaymış senin de hayatın sıkılmış. Saat 23 amına koyayım. En uzun ilişkim benim lan harbiden.
65 ay ne anasın sana? Bir tane vardı 4-5 yıllık da ben 5 yılı geçiyorum kardeşim yani. Canta abi adını koyalım. 65 ay ne oluyor lan, bir hesaplasansa. Hesapladım kanka, kanka az önce. Matematiği yaptım, duymadın mı? Hayır. 5 yıl 5 ay. 5 yıl 5 ay oğlum. Ama 5 yıl 5 ay değil ki bizim onunla ilişkimiz. Arkada kayıp yıllarımız var. Özür dilerim. Benim canlı yayın sitesi açtığım dünyanın kapital sistemine isyan edip. Bir şey söyleyeceğim. Oranla bu evi ucuzdu ama. Kanka şey oğlum yaptım. Twitch'te 5 dolardı, orada 10 liraydı bir ara kanka. Gerçi terse döndü şimdi amına koyayım olaylar. Kanka vallahi 10 liraydı. Çerez gibi gidiyordu ya. Orada yayın yapan tabii diğer yayıncıları da getirdim ben oraya gidince kanka. Yani böyle bir şey yoktu kanka. Mesela Twitch'te hani 5-10 bin abonen olur ya maksimum. Abi orada 15-20 bin abonen oluyordu yani. O zaman izlenmeler de çok değildi hiç kimse de. Sonra ah burada 10 lira oldu, çok iyi ya. Güzel öngörü. Ben şeyi hatırlıyorum. İnternet faturasıyla ödeme falan vardı Twitch'te. Ben ev arkadaşlarıma kilitliyordum aboneliği. Bandan önce. İnanılmaz ya. Onun trailerını izleyemiyor muyuz Diren? Çok eski yayıncılar da var. İzleyemeyiz herhalde ya. Niye izleyemeyelim? Kapalı abi platform. Aslında bilmiyorum. Bunu bir düşünmemiz lazım. Bunu bir ayrı düşünelim, öyle açalım. Ben size bir gün kendi canlı yayın sistemin tanıtım videolarını açacağım arkadaşlar. Zamanındaki. Çok çok efsane. Çok efsane insanlar var yani. İçeride. Herhalde yani göstermek yasak başka platform. Bilmiyorum ki bro. Gerçi Instagram'a giriyoruz. Abi, Instagram'da abi, da yayın oluyor. Yok yok. Trailer'ın için içeriği birazcık şey. Diğerleri biraz gömüyordu ya. Biz de açmayalım. Tamam. Açmayalım. Hatırladım şimdi. Anladın değil mi? Tamam. Evet. Yani neler neler. Neyse şunu bitirelim de. Evrim, Diren. Bilen biliyor beyler. Alp, Cantu, Efsane Counter, TGT toplamda amına koyayım. Çok evet, iyi. Evet, iddia devam mı abi? İddia devam tabi. Diren biz bir iddiaya girdik, anlatıyorum hemen sana. Abi Kerem sonucu olmazsa 10 bin lira vereceğim. Bak hayır, senin çok büyük rolün var burada. Kerem oyunda sonucu olmazsa 10 bin lira kazanacak. Eğer sonucu olursa 5 bin lira verecek bana. Bir şey söyleyeyim. Benim hem vurup hem Kerem'e vurdurmayıp hem senin ve Evrim'in... Aa Evrim var. Ananı fikir. O iddia sonra. İyi de oğlum zaten... O iddia sonra. Sorumuzu olamıyor ki Kerem. Nasıl? Evet evet. Senden önce şöyle yapacaktık biz. Hani Zanto... E tamam oğlum, siz oynayın yine. ...tarzı bir kadro kurup böyle öyle sikecektim ben. Kerem'i öyle alacaktım parasını da. Ama şu an Kerem'in kazanma ihtimali var evet. Abi Kubilay girmedi Valorant'ta. Adam Diamond 3. Diamond 3 Valorant'ta girmedi Kubilay. Abi bir şey söyleyeyim, Valo'ysa ben hayatta oynamam. Valo da benden çok vurabilir. CS'de ama Kerem'den çok bence vururum be. Bence de vurursun ya. Ama 10 bin lira varsa Kerem bir anda global olur, öyle söyleyeyim. Ya zor be kanka. Bilmiyorum. Bakacağız. Abi sonucu olmayacak sadece. Bence zor değil. Ama Alp nerede? Alp nerede Alp? Benim bildiğim, ben bu iddiadan her türlü 2 bin lira kazanırım, öyle söyleyeyim. Kanka. Yaşa. Mesko. Alp, Diren, Berk, Cantu yapmamız lazım belki de. Kerem iddiasına özel ama önce biz Evrim kardeşimle bir oynayacağız. Şunu bitirelim de. Olur mu abi, benim yerime çağır, başkasını çağır. Hayır. Bir şey diyeceğim abi, yok ki burada. Sen az önce demedin mi Kerem'den çok vurum diye? Kerem desene sen de. Olsun abi, sen screamin. Kerem Diren'i yenemez misin counter'da? Ciddi soruyorum. Yenemem. Bu kadar mı? Bence yener lan. Yani bir iki kere oynamıştık Diren'le de 1v1'de osurtmuştu beni. Ama önceden bayağı. Evet, evet. Valo da yenemez misin Kerem? İlk zaman Diren'i sikerim diye girdin Kerem ortama. Abi sinirlendim, vurdum o gün de. Bunu zannetmiyorum. Valo da yenemez misin? Valo da yani 1v1'de Diren... yenebilirim. Valo da sen Valo mu daha iyi oynuyorsun Kerem yoksa Counter mı kanka? Bir şey diyeceğim. İkiniz kanka. Arası bugün bir iddia günü belli oldu. İkiniz arası mini cup yapsak. Counter Valo 3. oyunda söyleyin abi. Bir turda Squid Game. Minecraft. Hayır Diren'le. Minecraft ilk elmas bulan kazanır. Ben ya, Minecraft hiç oynamadım ki. Siz kimseniz oğlum, benle mesaj atacaksınız. Evrim'le mi diyor amına koyayım? Hey! Kubilay şerefsiz de geldi. Senin iddiadan kaçışını anlatıyorduk biz de. Ne kadar korkak bir adam oldun. Abi Evrim, adamın evinde 360 Hz monitörü var. 50 bin verirden almış, kazık yemiş bir de. Üzerine 3080'i var abi bu adamın. Valorant'ta 500 FPS alıyor herif. Ama iddia edin. Bilmiyorum, chatte kendisi. Fortnite yazmış oraya. Ha. Oyun önerisi olarak. Üçüncü oyun golf olsa Diren siker. Böyle emin olmam lazım, arada kalmam lazım benim de, eğlenceli olsun. Yazı tura bile daha golf, arada yani. Evet. Hadi ya CS'e girelim, ellerim yanıyor. Hırs yaptım. Aa, DM atıyor lan.
Duydun mu mouse sesini arkada çıt çıt çıt? Evet, oynuyor şu anda. Vay amına koyayım. Ne tryhard lan bu? Çıt 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 çıt. Çıt 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 çe 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 çe. Çede ne oğlum o? Biliyor musun çedenin ne demek olduğunu? Hayır. Ya işte ama ben çedene demek istemedim. Bilmediğim için küçük, çe 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 çe. Yaşınız küçük. Öğreneceksiniz bunları. Çedenin ne olduğunu. Ayhan abi. Zıvana ne demek abi? Zıvana abi gelirim ben de bir gün 38 yaşına. Hızlanamıyorum ki. Hemen yukarı çıktık geldik. Beşiktaş aşağısı işte bizim indiğimiz yer. Burası Etiler. Daha önce Cezene'ye geldin mi abi? 38 miydi? 39 miydi? Devamlı. Ama şimdi abi bak şöyle söyleyeyim. Cezene dünyaya bile açıldı. Orta Doğu'nun en büyük restorantını. Evet Burak. En büyük restorantını Dubai'de açtı. Orta Doğu'nun bak. O kadar büyük. Yani o kadar güzel lüks bir yer. Burada da fiyatlar pahalı yani. Ne var? Herkes oraya gidiyor. Abi, Dubai'de para var. Dubai'de para var. Gideceğiz. Birlikte Dubai'de inşallah para var. Gideceğiz. Göreceğiz. Tamam Girek kardeş. Haydi Girek kardeş. Hümete selamun aleyküm. Rakı var mı rakı? Pavyon mezesi geldi. Dört meze yetmeyecek rakı 700 lira. Yemekler, etler çok güzel abi. Abi geliyor. Bakalım. Bakalım ne gelecek. Umarım beğenirsin abi. Çok iyi. Nasıl? Bak, asıl şov burada. Nereye geldim ben amına koyayım diyor. Oğlum ne oluyor lan burada? Ben ayin yapıyorum işte. Gel gel Ayhan abi. Gel. Bak. Abi bir Japon restoranına gitmiştik hatırlıyor musun? Şey ustalar bağırıyordu, ayinleri vardı. Abi, bir yere gittik. Kavga çıktı zannettik mutfakta. Böyle bağırdılar ki ondan sonra meğer sushi yapmadan önce adamlar motive oluyorlarmış. Çok fena bağırdılar kanka. AVM için oldu yani. Korktum ben. Adam şeyde öğlen bağırıyorlar böyle dedi. Ya öğle namazı gibi düşün. Tam bir zamanları varmış. O saatte hep bağırıyorlarmış. Hayda. Dur ben de sıra. Ya ben buraya mesela kız arkadaşımla annemle falan gitmem kanka ya. Böyle hareketler yapıldığı için restoranda bilmiyorum. Bana ankum geliyor yani. Bilmiyorum. Düşünsene abi bak oturdun mesela bir yan masan yaptırdı bu hareketi bir de öbür masa yaptırdı. Ha biri aynı şey ateşler çıkıyor ışıklar çıkıyor. Gürültü var konuşamıyorsun. Kanka Eskişehir'de, Eskişehir'de vardı ya böyle bir yer neydi ya ismi? Şeyin orada. Kasabanın orada. Ha. Etle şov yapıyorlardı. Evet orada vardı böyle bir yer. Alevle malevle yakıyorlardı ama ha. Şimdi niye adını söyledin oğlum bir şey söyleyecek. Kanka biz ama hiç orada böyle bir şey yaptırmadık mesela yani anladın mı? Normal yemeğimizi yedik. Ama yan masaya yapıyorlardı mesela. Rahatsız oluyordun. Yani bana cringe geliyor. Burak'ın başarısını çok takdir ediyorum bu arada. Dünyaya açılması restoran zincirinin de. Şu hareket annemle falan gitsem utanırdım orada ya da kız arkadaşımla gitsem yani. Ne yapacağını şaşırdı Ayhan abi. Yapmayın yeter diyor adam kanka. Tabağını yedirdiniz oğlum. Burak görmesin Burak. Burak görmesin. Tabağın parasını yazmayın bize. Bunlar deli mi? İyi ki yanmadık ananı. İyi ki yanmadık. Bir şey diyeceğim. Abi bunun içi dolu. Garsonlara falan baksana. Herkes bir manyak kanka. Yere düşürmeler falan böyle. Bak. Ananı sarma severim eğer. Rakının yandığı gider. Abi çok sıcak. Ananı ağzım yandı. Abi bu arada bu kuzunun büllüğüydü bu arada. Dün tükürü yedik. Ben normal et yemem de. Dün yediğim dünyanın en yumuşak ve en lezzetli. Abi afiyet olsun. Afiyet olsun. Aykar afiyet olsun. Eyvallah. Vallahi iyi öyle. Etlere benzemez abi. Abi yumuşacık. Yaklaşık 8 saat pişiyor bu.
Bu nerede pişiyor? Odun fırında. Şeyde, özel şey yapıyorlar yani. Evet. Ondan şey böyle, Müşak Bey hemen dağılıyor. Lokum, lokum. Boşuna lokum her şeyi rakıya bağlıyor, aynen Ardi'ye. Boşuna bir herkes gelmiyor diyor. Aynen. Şaka değil, ben kötü kötü derim bak. Alt tane de kenara gittim, aç kaldım. Aa. Burada aç kalmasın abi. Aç kaldım. Vallahi helal olsun, adam bir şey biliyor demek ki. Ustaların eline koluna sağlık ya. Teşekkürler. Vallahi diyor. Sarmanın tadı, ben sarmayı seviyorum. Bazıları sarmaya kuş üzümü koyuyormuş. He. Tatlı. Oğlum sen dede misin? Bu biberi. Tatlı mı? Bir dünya döndü. Abi bu da, bu arada o biber Basur için birebir abi. Bu bu da şey, Adana. Biber'e baktım, gel bakayım. Tatlı mı? Bu tatlı. Tatlı abi. İyi yani. Baktım. Çok, çok böyle tatlı, tatlı ufak bir acısı var. Çok güzel ama. Çok ufak bir acısı var abi. Yani acısı değil mi? Yok, çok ufak bir acıydı ya. Şey değil mi? Bunu kim verdi lan? Zehir gibi. Alper acayip eğleniyor video çekerken var ya. Tatlı bu. Oğlum daha ne acı lan? Harbi mi ya? Kola yok mu kola? Kola mı? Acının üstüne kola gitmez ki abi. Ayran desen... yanıyor. Anam konuşamıyorum. Nerede o biber? Bak kim böyle, kim getirdi? Damacun normal. Kısır çok güzel. Kısır da güzel. Kısır güzel. Ne diyorsun abi? Sence bu sofra kaç lira sence şöyle? Şöyle bir gösterelim masamızı. Kardeş bu özel pişiyor. Kaç? 8 saat. 8 saatte falan pişiyor. Tamam. 1 milyar. Tamam. 250. Tamam. 1,5. 1,5 diyorsun. Ben de 1,200 diyorum. Hep birlikte yiyelim şöyle bir ekipçe. Daha sonrasında değerlendirmemizi yaparız, olur mu? Rahat rahat yiyelim. Sarması güzel. Damacun. Bir tane yiyeceğim. Biberi çok acı. Özel bir kahve yaptık. Alper Bey, kurşun geçirmez sinyalda yaptık biz. Kurşun geçirmez? Tabii. Direkt mi gittin? Aynen. Allah! Çelik gel. Oğlum. Gelin mi? Yani. Abi konudan. Çıldırdım ya, izlerken çıldırdım. Az evvel de video çekiyoruz tam böyle arabalarla. Aa o Mart'ı mı lan? Şaka 101 o abi. Ayhan abi hesap geldi, açmadım. Burada duruyor. Evet. Ne diyorsun? Daha yakın tahmin... Aa babalar bir şey söyleyeceğim. Unuttum size söylemeyi ya. GeForce Nova çok büyük indirim yaptırttım. Kaç liraydı? Kaçtan kaça düşüyordu? Bayağı büyüktü ya. %40'a yakın bir indirim yaptırtmıştım Kerem. %40 mı? Evet. 1 aylık ve 3 aylık yani. Ayrı ayrı. 3 aylığı 200 liradan şu an 140 liraya kadar düştü. 140'a düşüyor. Ondan sonra çok daha pahalı normalde yani. Makinası olmayan, interneti iyi olan birileri varsa çok fazla kullanılıyor yani ülkemizde servis. Yalnız kodlar var kullanmanız gereken. Anlost 1 ay, Anlost 3 ay. Bunları yazmadan... Şu an kullanamazsınız. Birazdan anlatırım zaten detaylı da bir söyleyeyim. Ünlem GFN yazınca biliyorsunuz ben hep iddialı indirimler yaptırıyorum markalara. Böyle %5 indirim yapan bir markayla story bile atmıyorum. Çalışmıyorum yani kaç para verirse versin. Büyük indirim yaptırttık. Aklınızda olsun. Kullanmak isteyen varsa. Efsaneymiş diyen var. Wow diyen var. Ayhan abi gibisin. Alakasız şeyler söylüyorsun diye. Evet ben konudan konuya patlıyorum abi. Yarım saat zaten iddia geçti bu yayının başında. Öyle yani. Ünlem GFN yazınca bir link geliyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden kullanan kardeşlerimize. Yani normalde kullanıyorsanız mutlaka benim kodumu kullanın ki o büyük indirimden faydalanın. Kullanmayı düşünen varsa da denemeyi düşünen şimdi başlayabilir bir aylıkla. Çok uygun bir fiyata almış. Abi ben şeyin fantezisine girmek istiyorum ya. Senden bir tane 3 aylık çakıp telefondan oynama muhabbetini. Telefondan da evet, oynanıyor değil mi abi? Onun fantezisine artık girmek istiyorum abi ben. Yani bu yayınımıza da yani sponsorlar. Şöyle şurada bir logomuz var gördünüz. Orada dönüyor. Aynı zamanda bu yayına özel bir indirim yaptılar. Yani yarın ertesi gün bu indirim geçerli olmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece bu yayınlık. Yani seviliyorum. Kullanalım demiş. Eyvallah. Afiyet olsun kanka. Devam edelim. Tahmin eden öder. Var mısın? Şaka yapayım abi sen benim misafirim. Geldi Ayhan abi. Ben 1,5 diyorum. 1,5. Sen ne diyorsun? Kavurla tatlı ha beraber mi? Güncellemek ister misin? Çünkü kardeş ateş yaptı adam ya. Ateş zaten 500 lira. Sana şöyle söyleyeyim bize... Ateş, abo, ben de tabağa geldim öyle. Bize sağ olsunlar %20 indirim yapmışlar. O zaman en fazla 1 milyardır. Tamam. Abi, bakın CZN Brock da Alper'den de %20 indirim yapıyorlar. Benekli Ayhan'la beraber. Ben size %40 indirim yapıyorum arkadaşlar. Hem de GeForce Nova Türkcell'de yani.
Kaçırmayın. 560. Oradan da Selahat'a bağladım. Ooo. Personel indirim yapmışlar. 6-7 kişi. O zaman ateş 1,5 lira. Ateş, bakalım ateş ne kadarmış? Abi ateş 1350 liraymış o ateşli dalga. Instagram ateşi koyup eline ne geçecek? Sen dedin abi ateş yakalım, ateş yakalım. Sağlı. Instagram'a koyup da karı kızı hava atacaksın diye. Demedin mesela oğlum dedim, yapma doğru. Satlarlar demedin. Bu da buranın özelliği. İstanbul'un en kaliteli, en lezzetli yeri. Eti, ben acı olsam şu eti yesem 2 milyar hakkı. Yemin ödedim 2 milyar. O lezzet. Tandırda kuzu çevirme, ateşli. Hayır, işin kötüsü bitiremedik gelen şeyin %70'i duruyordu. Ve yemek aram yok. Evet. Senin de yok. Senin balıkla aram yok. Balıkla yok. Senin niye yok? Bunun yok. Bunlar niye yemiyor kardeş? Ayhan abi nasıl geçti günün? Vallahi iyi geçti kardeşim. Allah razı olsun. İstanbul'da gemiye bindik. Deniz arabasıydı, yemeğiydi. Güzel ya. Bunu yaşadık. Güzel bir gün geçirdik. Zenginler böyle bir hayat yaşıyor. Yaşıyor. Yani arabaları lüks. İşte ne bileyim trafikten kaçmak için denizden gidiyorlar. Böyle yerlerde yemek yiyorlar. Biz de bugün maça geliyorduk, içiyorduk. İlk defa İstanbul'da gezdim, ilk defa. Benim öyle arkadaşım var bir tane. Adını vermeyeyim şimdi. Bir tane restoranı var. En önde Boğaz'ın köprünün altında böyle. Yatıyla iki tane ev var. Biri yanda, biri karşıda. Karşıdaki eve gideceği zaman restoranın önünden yatla gidiyor. Değişik hayatlar var ya arkadaşlar hakikaten. Yaşıyorlar abi bu hayatı. Yaşıyorlar yani. Ulan parayla saadet nasıl oluyor? Çatır çatır. Oluyor kanka. Oluyor. Tabii tabii çatır çatır kanka. Ben çatır çutur oluyor yani. Yani sağ. Sektire sektire. Tabii takır tukur oluyor. Çünkü bir sürü şey deneme şansın oluyor hayatta yani. İsmi lazım değil beyler. Temuçili falan karıştırmayın şimdi. Hayat yaşadım. Abi Allah sana razı olsun. Geçmeden de güzel bir şehir. Niye? Her yer kalabalık olduğu için insana şey geliyor böyle. Hani insanlar kalabalık ya. Aa, ben de iyi bir hayat yaşıyorum. Geziyorum yani geziyorum. Yani gezmek çok güzel bir şey. Çok kalabalık kardeş. Aşırı evet. Kalabalık. Buna boş olsa güven tatlısı olmaz. Squid Game oynayacağız. Adam burada yürüse bile canı sıkılmaz. Aynen öyle. Öyle bir şehir. Ekibimiz tam şu anda. Direkt Squid Game mi girsek Counter'dan önce ya? Ya ne Squid Game abi? Delikanlı gibi oynayalım ya. WhatsApp'tan bir şey attım. Bir ona bakar mısın? Bakayım. Kim abi? Niye bana yayında şey gönderiyorsunuz? Dur bakayım. Bir de gösterebilirsin. Aha. Şeyle alakalı. Yayına mı gösteriyor? Bir dakika. Evden gizli görüntü çekilmiş. Allah kahretsin. Ne oldu lan? Oo. Ya şerefsiz bu çocuk ya. Oo. Verdiğin yemeğe yazık ya. Ya. Kerem Gültekin arkada bot vuruyor şu anda çalışıyor. Netleş lan. Yani yüzü gözüktü yeterli bu bana benim için. Kerem yazıklar olsun. Alacağım 10.000'ini. Güzel güzel satır sevdim. Alacak gibi duruyor. Direncim sen ısınacaksın değil mi? Abi ya niye ısınayım ki? Ben şimdi bir yemek yemek söylerim oturdum. Bu arada bakayım. Kerem tabii şey bizde hiç iddiaya girmediği için başına gelecek hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. En tabii. Kötü, yani 10.000'i vermem. 1000'er lira veririm kalan 3 kişiye. Botekik yaparız abi. Anladın mı? Yani 1001 çeşit şey var. Bunun flaşı var. Canını azaltıp eziyet çektirmesi var. Yani öğrenecek daha Kerem. İddiaya girmek ne demek? Yapacak bıçak abi. Onurumla inilirim ben. Linki aşağıda. Ha onur kartı mı çıkarsın? Onur. Bak. Kerem. Öğrenmiş Kerem, abi öğrenmiş. Kerem, oralar seni hiç kurtarmaz kanka. Ben sana öyle söyleyeyim. Neler denendi yok. O yolda. Alp denedi her şeyi. Yani hiç kurtarmıyor. Oğlum Alp bana, Alp babamdan dayak yiyecekti. Şişko domuz piç falan dedi bana. Abi yine öldürdüm ben Alp'i. Yine kaybettirdim iddiayı öyle söyleyeyim. Evet Alp'in böyle bir iddiası vardı. Babam da ölecekti amına koyayım. Ama o kadar işten söyledi ki böyle yani. Burada mı kendisi? Evet anladım. Çok işten söyledi. Ben gerçekten kastetti yani Alp ilk defa. Massive Stroke 15. ay. Selamlar kral. Yemin ediyorum yayın olunca bir huzur doluyor içim diyor. Eyvallah canım. Valla ben de mutlu oluyorum ya. Dostlarla hem gün içinde hem oyunda böyle bir araya geliyoruz. Sizle bir araya geliyoruz. Şimdi güzel maçlar olacak Valo'da Counter'da. Kubilay kahpelik yapmasaydı eğer. Yani delikanlı ve o biraz da şeyli bir adam olsaydı taşlı. O da şey yapardı ama. O Valo'ya girmedi. Bu, halbuki zor bir şey değil ya. Bir oyunda sonuncu olmamak çok basit bir şey bence ya. Diamond 3 bak mi? Bana biri desin anında girerim iddiaya öyle söyleyeyim sana. Anında herhangi bir oyunda bir sonuncu olmayacaksın. 10 bin lira deseler anında girerim yani. Ben girdim işte bakalım nasıl çıkacağız. Senin çalışman yasaktı bu arada. Söylemiştim ben. Niye yasak öyle? Ya abi 8 saat bot vur ondan sonra. Belki de geç 40 bırak amına koyayım.
Tamam abi, ben E oğlum adam yapabiliyorsa bırak bıraksana amına koyayım. Ne istiyorsun ya? Keşke böyle bir yeteneği olsa amına koyayım adam. Sen vur kanka, vur tamam, bota. Umarım hileciler ghostlar gelir karşımıza ya Rabbim, Counter'da da şu Kerem. Mutlaka abone olun. Ghostlar gibi bir kelime övüyorlarmış. İnşallah ninja böyle adam olarak da görürüm. Söyleyelim. Aynen. Aynen. Harika video ya. Alper'i çok seviyorum valla. Ama eğleniyor değil mi ya? Keşke biz de böyle şehir şehir gezip videolar çekebilsek. Ama o zaman beni bu ekranlarda göremezsiniz. Çünkü yayınla YouTube'u aynı anda yapan kimse yok arkadaşlar ülkede. Ben yapıyordum bir aralar. Ben de şimdi 3 ayda bir YouTube'a video attığım için. Ah, ama yakında geliyor güzel videolar. Gelsin öyle görürsünüz yani. Şimdi hiç. Çünkü geliyor diyorum, gelmiyor. Ben de kendime de şey yapıyorum. Ben diyorum izleyici olsam kızarım yani biraz diyorum. Yani yapma niyetim çok var da zaman olmuyor. O zaman bir counter'ımız var herhalde.